Evet, çelik yapıların yangına karşı korunmasında uygulanan pasif yöntemler, yapının tasarımı aşamasında ileride çıkması muhtemel yangınlarda çelik yapı elemanlarının zarar görmesini önlemek için alınan koruyucu önlemlerdir diye öğrendim ben yangın komitesindeki arkadaşlarımızdan. Bugün de bize Efektis ERA Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TUKSA Yönetim Kurulu üyemiz ve TK3 Yangın Komitemizin koordinatörü ve başkanlığını yapan Sayın İlker İbik hitap edecek. Konu başlığımız çelik yapılarda yangın güvenlik mühendisliği ve buna bağlı olarak da havalimanı terminali ve hava aracı hangarı vaka çalışması. İlker Bey, 5 dakika beklettik ama söz sizindir. Buyurun. Çok teşekkür ederim İlker İbik ben. Zaten yeterince tanıttınız. TUKSA TK3 adına yani Yangın Teknik Komitemiz adına bugün bir paylaşımı yapıyorum. Basitçe bir vaka çalışması üzerinden ilerlemek istiyorum aslında teoriden ziyade. Çünkü zaten TUKSA Yaçam Akademi bünyesinde efendim yangın güvenliği konusunda eğitimlerini sürdürüyor. Detaylı teorik ve uygulama eğitimlerimiz takip edebilirsiniz web sitemiz üzerinden. TUKSA Yaçam Akademi bünyesinde devam etmekte. Ben bugünkü yarım saatimi hatta hemen başlattım counter'ımı da. Ben zamanında uyuyayım. Bugünkü yarım saatimin ilk 5 dakikasında bir yaklaşımdan, yangın güvenlik mühendisi yaklaşımından bahsedeceğim. Bu yaklaşım aslında çelik yapıların yangınla yüzleştiklerinde, yangınla karşı karşıya geldiklerinde, tam gelişmiş bir yangınla karşı karşıya geldiklerinde güvenli tarafta kalabilmeleri, mukavemetlerini, mekanik yeteneklerini kaybetmemeleri, ayakta kalabilmeleri ve insanların kaçışlarına da yapıdan ve yangından direkt olarak etkilenen alandan kaçışlarına da müsaade edebilmeleri için nasıl tasarlanabileceği doğrultusunda bir yaklaşım. Vaka çalışmalarımızda bir havalimanı terminali, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı 2E terminali ve Airbus A380 üretim hangarı olan Batman Star hangarının vaka çalışmaları. İkisi de şirketimin Efektis'in projeleri. İlerleyelim. Önce tasarım sürecimizden kısaca bahsedelim. Şeyden bahsetmek lazım tabii malum bir tasarımdan, çelik yapı tasarımından konuşacağımız zaman yangın konusundaki güvenlik hedeflerimiz nelerdir? Yani neye ulaşmaya çalışıyoruz? Önce bunu tanımlamak lazım. Havalimanlarında güvenlik hedefleri duman atımıyla başlar. Boşaltma ve çıkış esnasında yangınla karşılaşıldığında kullanıcıların çıkışı esnasında duman atımı problemsiz ilerlemelidir. Çünkü ciddi bir kalabalıktan bahsediyorsunuz. Bir potansiyel yaya trafiğinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla dumanla beraber panik oluşması ve duman atımı sıkıntıya düşerse o panik esnasında insanların can kayıpları yaşamaları son derece muhtemeldir. Sonraki güvenlik hedefiniz tabii yangın yayılımını sınırlandırmaktır. Yapısal çökmeyi engellemeniz gerekir. Ve böylece kurtarma müdahalesine de olanak tanımalısınız. Kurtarma ekipleri içeri girebilmeliler. Yapısal çökme olacaksa, başka bir yönteminiz yoksa bunun genel olmaması gerekir. Hani bölgesel mukavemet kayıpları sadece. O da hani kaçış yollarını etkilemeyecek, bekleme alanlarını etkilemeyecek, itfaiye müdahale rotasını etkilemeyecek. Bölgesel belki yapısal mukavemet kayıpları kabul edilebilir. Ama temel amaç genel yapısal çökmenin gerçekleşmemesidir tabii ki. Şimdi bu hedefleri gördükten sonra havalimanlarını özel kıran
iki temel nokta olduğunu düşünebiliriz. Biri duman ve ısı atım havalandırma sistemleri, ŞEVS dediğimiz. Çünkü çok büyük hacimlerden bahsediyoruz. Bölmelendirme ya yoktur ya azdır. Rüzgar etkilerinden bahsediyoruz. Efendim yüzeyler, yani duman ve ısı atım yüzeyleri, efendim havalandırma sistemlerinin fan damper sistemlerinin bağlantı yüzeyleri standart bir yüksek binayla mesela karşılaştırdığınızda eksiktir. Kullanamazsınız her yüzeyi. Temiz hava girişi problemdir. Kapalı alanlardan bahsediyorsunuz çünkü sürekli. Ve dolayısıyla aynı anda hem mekanik hem doğal alan havalandırma kullanmanız gerekir. Bu da zordur. Yukarıdaki sınırlandırmalarla zordur. Herhangi standart bir yapıdan daha problemlidir. Yapısal güvenlikte de yüksek yangın yükünüz var. Çünkü hani çoğunlukla zaten çelik yapılar havalimanlarında çoktur, hangarlarda veya terminallerde en azından çelik beton kompozit yapılar. Velhasıl çok fazla kaplama malzemesi ve yalıtım malzemesinden bahsedersiniz. Bunlar da yangın yükü oluştururlar. Havalimanları zaman içerisinde evrildikleri için yeni ve eski yapılar beraberce çalışır. Bu da tabii tüm mekanik ve yapısal mühendislerin kabul edeceği üzere hem mekanik sistemde hem yapısalda sorun teşkil eder. Çünkü o eski ve yeni yapılar bir türlü aslında harmonize olamazlar. Yangın gibi bir yapının tamamını tehdit eden durumda bu farklılıklar ortaya çıkar. Baskılama sistemi yapısal güvenlik için bir tehdittir. Çünkü baskılama sisteminiz, yani sprinkler sisteminiz, water mist sisteminiz veya işte kullanıyorsanız yerine göre kullanmanız gerekecektir. Köpük sisteminiz mesela hangarlarda hidrokarbon yangınları için. Bunlar eğer aktif ve sürekli olarak görevlerini yerine getiriyor halde değillerse mesela bir hangar yangınında yakıt yüküyle başa çıkamazsınız. Çünkü işte yüzlerce megawattlık yüklerden bahsediyoruz burada. Örneklerimizden göreceğiz. Dolayısıyla baskılama sistemi bu kadar dar alanda, bu kadar zor şartlarda yüksek kapasiteli ve iyi çalışıyor olmalı havalimanlarında. Yer kazanabilmek ve tüm bu sistemleri beraber entegre çalıştırabilmek için de yalıtımı optimize etmelisiniz. Yani o zaman her şeyi yalıtayım demek bir çözüm değil. Ekonomik parametreleri de geçtik. Fiziksel olarak mümkün olmuyor çoğu zaman. Dolayısıyla yalıtım optimizasyonu da yapısal güvenlik için tehditlerden bir tanesidir. Şimdi devam edelim. Tasarım sürecimizde ne uygulayacağımıza çok üzerinde detayıyla durmayacağım bunun ama sadece şunu söylemek gerekir. Bu kadar sert şartlar altında yangına karşı güvenli bir tasarım ve uygulama yapmak istiyorsa mimar ve mühendisler tabii ki böyle yönetmelik veya mevzuat temelli değil, direkt olarak eldeki tasarıma yönelik yangın güvenlik çözümleri oluşturmak. Yani terzi işi, prescriptive, tanım temelli olmayan, performans temelli, ulaşılması beklenen performansa ulaşmak amaçlı tasarımlar kritiktir. Dolayısıyla burada da performans temelli yangın mühendisliği sizin en önemli silahınızdır. Bu yangın mühendisliği özetle, yangın güvenlik mühendisliği özetle, baştan aşağı bir proje risk değerlendirmesi, bütünsel risk değerlendirmesi. Bu risk değerlendirmesini daha şey yapmadan, inşaat aşamasına geçmeden, tasarım esnasında modellemelerle çeşitlendirir ve güvenlik riski alternatiflerini ortaya çıkartır. Bunlardan hangilerinin kabul edilebileceğine yetkili otorite karar verir. Otorite onayından sonra iyileştirilmiş bir yangın güvenlik seviyesiyle tasarımınızı tamamlar ve uygulamaya geçersiniz.
Eğer doğru bir yangın güvenlik mühendisliği çalışması yapılırsa bu uygulama ekonomik avantaj da sağlar. Çünkü mesela biraz önce bahsettiğim yalıtım optimizasyonunu sağlarsınız. Gereksiz yerlere gereksiz paralar harcamazsınız yalıtımda. Tabii ki dezavantajı uygulamada uzmanlık gerektirmesi. Yani biraz efendim işin o ehli olmak gerektirmesidir. Efendim birkaç başlığı var. Örneklerden önce bunlardan da bahsedelim. Vaka çalışmalarımızdan önce. Yangın gelişimi ve yayılması modellenmelidir. Özellikle bir havalimanında. Çünkü ısı ve duman yayılımına temel yangın gelişimi modellemesiyle ve dolayısıyla hani yüksek ısı ve duman atım sistemlerinin yerleşimi, performansı seçimlerine de bu modellemeyle karar vermek gerekir. Burada tabii CFD modellemelerinden bahsediyor olacağız. Computational Fluid Dynamics, hesaplamalı akışkanlar mekaniği modellemelerinden. Enkidu durum senaryosu oluşturulduktan sonra birden çok senaryo, kötü durum senaryosu üzerinde, birden çok enkidu durum senaryosu üzerinde diyelim hadi. Yangın gelişimi veya yayılımı modellemesi yapılır. İki örnek görüyorsunuz. Buradan yapısala geçmek mümkün olur. O da ısı transferi ile başlar. Isı transferi hesapları ve modelleri ile başlar. Biraz daha kolay bir adım aslında. Isı analiz şeyleriyle, yazılımlarıyla gerçekleştirilen bir adım. Ama bir sonraki adıma hazırlık, yapısal davranış modelleri. Yapısal davranış modelleri yapının, çelik yapının çökme modunu belirler. Yani her yapı çöker, söylemeye gerek yok. Ama ne kadar zamanda, hangi şekillerde çökecek? En yüksek risk durumunu oluşturan en kötü durum senaryoları uygulandığında ne oluyor? Ortalama bir durumda ne oluyor? Buna bakmak gerekir. Burada işte termomekanik analiz yazılımları kullanılır. ANSYS gibi, Diana gibi. Bir sonraki adım tabii ki artık insanları da düşünmemiz gerekecek kaçış yollarını, duman yönetimidir. Burada duman ve yüksek ısı atım sistemlerimizin optimizasyonunu sağlarız. Yine CFD yazılımlarıyla duman nasıl yayılıyor, hangi bölgelerde toplanıyor? Özellikle yalıtımda korunmalı alanlara sirayete, kaçış yollarına sirayete nasıldır? Duman modelleri bize söyler durum senaryolarımız için. Ve son olarak kaçış esnasında ne yaşadığımıza, işte Pathfinder gibi, FDSIWAC gibi veya Exodus gibi yazılımlarla, ki bunları kullanmak çok eğlenceli olabiliyor. Çünkü insanların panik modunu da simüle ediyorlar. İşte 1.8 metre görüş mesafesinin altına düşmesi durumunda mesela panik modunun devreye alınacağını veriyorsunuz yazılıma. Duman yayılımıyla beraber, o modelle beraber seyredebiliyorsunuz ne olabileceğini. Sahiden bir yangın durumu canlandırması size sağlıyor. Burada şeye karar verirsiniz artık. Hangi bölümleri, hangi sırayla, ne kadar zamanda boşaltacağım, tam boşaltma hangi durumda, hangi senaryoda mümkün olmalıdır. Operasyonel kararlar. Yangın esnasındaki gerçekleştireceğiniz operasyonel davranış şekilleri ortaya çıkacaktır. Sonuçta bir en kötü durum senaryolarının belirlenmesi, yangın ve duman gelişim modelleri, ısı transferi ve yapısal davranış modeli ve en sonunda kaçış modeli size yangın güvenlik tasarımını doğrulama veya işte onaylatma, otorite tarafından onaylatma şansı verir. Bence bu kadar teori yeter. Hadi vaka çalışmasına geçelim. Yaklaşık olarak 20 dakikam var uzatılmış olarak. Bana iki vaka çalışması için yetecek bu. Şimdi birinci vaka çalışmamız dediğim gibi Charles de Gaulle, Paris Charles de Gaulle Terminal 2. Bu çöktükten sonra yeniden yapım işiydi. Dolayısıyla yeni tasarım
gerçekleştirilecekti. Bu büyük avantajdır. Hani yeniden tasarlayabiliyorsanız müdahale etme şansınız var çünkü. Çoğunlukla havalimanlarında yeniden tasarım fırsatı bulunmaz. Genelde revizyonları biz kontrol ederiz. Bir majör problemimiz, temel bir problemimiz vardı. O da duman atım sistemi. Niye? Çünkü mevzuat, Fransa'daki bu konuyla ilgili mevzuat 60 metrede bir duman perdesi talep ediyordu. Efendim halbuki fiziksel olarak 700 metre aralıkla duman perdesi koyabiliyor efendim tasarımcı tasarlarken daha. Ayrıca efendim %2 efendim bir %2 şeyle çalışan, payla çalışan bir duman ısı yalıtım sistemine ihtiyaç vardı. Her %2'lik alan için bir efendim atım başlığı diyelim, atım noktası diyelim. 1.3 en fazla sağlanabiliyordu. Dolayısıyla hani burada duman ısı yalıtım sisteminde mevzuat kriterlerine uyamıyordu tasarımcı. Başka yapısal dayanımda bir problemimiz vardı. Efendim asma tavan ve yüzer tavan opaklıkları %50'den az olmamalı diyor mevzuat. Ama böyle bir şey sağlamak pek mümkün değildi. Yangın dayanım sınıfına R30 demişti mevzuat. Yani 30 dakika fiziksel mukavemetini yük altında taşıması durumu söz konusuydu. Bunu da sağlamak zor olacaktı. Velhasıl dedik ki biz efendim tamam bir NFPA 415'imiz ve Fransız mevzuat kriterlerimiz var ama bunların talep ettiği sonuçları biz yangın güvenlik mühendisliğiyle göstermeye çalışalım. Hangi değişiklikleri yapar veya hangi sınırlarda kalırsak bu tasarım çalışabilir ona bakalım, varsa tabii böyle sınırlar. Dolayısıyla gerçek yangın senaryolarını oluşturmaya başladık. Efendim burada işte duman atım ısı sistemlerinde özellikle acil çıkış ve itfaiye müdahale şartlarını kale aldık. Proje tasarımını mevzuatın istediğini değil proje tasarımını model doğal olarak ve yangın dayanım testleri ve efendim parlama ve patlama riskleri de göz önüne alınarak bir operasyonel spesifikasyonlar yani sınırlarımızı belirledik yapısal dayanım için. Kullanım yangın yük yerleri ve sınırları. Evet. Terminalimiz şöyle. Yani şimdi, özelliklerimiz, tasarımdan kaynaklı özelliklerimiz şunlardı. 200 metre uzunluğumuz, 30 metre genişliğimiz, 10 metre yüksekliğimiz vardı. Üçüncü kattaydık. Efendim üç katlıydık. Zemin kat N1 ve N2. Zemin kat araç girişi ile gelen giden yolcu. N1 gelen yolcu, N2 giden yolcu olmak üzere. Çıkış, kaçış zemin kattan N1, N2 ile bağlantı sağlayarak gerçekleşiyor. Ve şöyle bir iç tasarımımız var gördüğünüz gibi. Kullanıcıların da bulunduğu. Ahşap kaplı çelik taşıyıcı yapılarımız var. Ahşap paneller kaplı. Bunların bazıları da daha da riskli. Sadece ahşap değil, ahşap kompozit. Ve sonuç itibariyle çelik taşıyıcı yapı üzerinde yangın yükü oluşturan bir kaplama sistemimiz var doğal olarak. Şimdi yangın senaryolarımıza bakalım. Koltuklar büyük risk teşkil ediyordu. Çünkü poliüretan yanıcı koltuk panellerimiz var. Her biri 250 kW yani çeyrek megawatt az değil. Efendim kiosk masalar problem teşkil ediyordu. Plastik temeller, polimer temeller 1 megawattlık yangın yükleri var. Döşeme altı ve tavan içi kablo kanalları problem teşkil ediyordu. Onlar da 500 kW çünkü yarım megawatt. Ve Fransız mevzuatı son derece sert bir şekilde metrekare başına yarım megawattı geçemezsin. Ahşap yanıcılara müsaade ediyor, zehirli dumana ve ise müsaade etmiyor filan. Böyle şartları var. Hiçbirini sağlayamıyor şu an tasarım. Bakalım ne yapacağız? Önce bir laboratuvar testleriyle eldeki gerçekliklere baktık hesaplamalar haricinde. 10 adet koltuğun yangın yayılmasına ve toplam 22 koltuktaki yangın sonucuna baktık 10 dakikada. Kaç megawattlık bir riskimiz olduğunu gördük. Sonra bunların
yerleşimlerini, kablo kanalları, koltuk ve kioskların optimal yerleşimlerini çıkarmaya çalıştık ve modelledik. Yangın yayılım modellemesiyle başladık. İlk gördüğünüz duman yayılımı, sol taraf proje tasarımı, sağ taraf mevzuatın ne istediği. Görüldüğü gibi proje tasarımı mevzuatın şartını zaten sağlamıyor. Mevzuat belli bir noktada dumanın tutulmasını ve yangın sonucunda yayılımın sınırlı olmasını istiyor. Biz daha yangın başlangıcında bu şartı sağlayamıyoruz. Yangın süresi boyunca da efendim görünebilirlik, efendim görüntü kriteri sağlanamıyor. Efendim sıcak gaz yayılımına baktık. Bu biraz daha insaflı çıktı sonuç olarak. Biraz daha mevzuat şartlarına uygun çıktı ve yangın senaryosu, yangın yayılımına baktık. Sonuç itibariyle kiosk yangını efendim senaryomuzu gerçekleştirdiğimizde mevzuat şartıyla modellememiz arasındaki farka baktık. Ve şunu gördük, ele alınan yangın senaryolarında efendim kabul edilebilir, duman haricinde kabul edilebilir bir ısı yayılımı söz konusu var, söz konusu oluyor. Benzer seviyede yangın güvenliği söz konusu oluyor ısı yayılımı için. Efendim, kaçış ve çıkış koşulları yerleşimi değiştirerek 6 dakika içerisinde, kaçış süresi 6 dakikanın altında belirlenmiş, 6 dakika içerisinde kabul edilebilir bir seviyede ama en kritik nokta kurtarma ve müdahale ekipleri için 1.8 metrelik görüş mesafesi kriteri var. Biz bunu standart şartları çok daha uzun 3 metre. Biz standart şartlarını sağlayamıyoruz. Zaten ilk modelde de gördük bunu ama kurtarma ve müdahale ekipleri için kabul edilebilir sınırda tutabiliyoruz. Efendim şeyi görüş mesafesini dolayısıyla buradan hareketle durumu iyileştirebilmek, duman atımını azaltabilmek, görüş mesafesini optimize tutmak ve ısının yayılımını engellemek için kriterler koyduk. Dedik ki yalıtımlı kablolar kullanacaksınız kardeşim. BS1 D1 sınıfı olacak. N13501'e 6'ya göre kablo kriterleriniz. Efendim kablo kanallarınız E60 yangına dayanımlı olacak, DIN 4102'ye göre test raporları olacak. Efendim ahşapların yangına tepki sınıfları çok duman çıkartıyordu, bunu engellememiz gerekiyordu. BS1D0 yani masif ahşap kullanacaksınız ve yanıcı madde yükünüz en fazla 5,5 megawattla sınırlı olacak. Ahşap duvar kaplamalarında, yani o çelik taşıyıcı duvar dediklerim aslında onlar duvar değil. Onlar da hani çelik taşıyıcı yan duvarların, çelik taşıyıcı sistemin ahşap kaplamalarında ve asma tavanlarda ve yüzer tavan boşluklarında yangın yalıtımını bu şekilde ortadan kaldırmayı hedefledik. Bunlar kattığında duman yükü azaldı. Duman yükü azalınca kaçış yolu rahatladı. Sonuç itibariyle yanıcı maddelerin miktarları, bunların en fazla yüzey alanları ve birbirlerinden mesafeleri için kriterleri belirledik. Ana yakıcılar ve hedef yanıcılar için en fazla 300 kW bölümetrekarelik ahşaplar, en fazla 600 kW bölümetrekarelik poliüretan koltuklar, toplam hedef yanıcılar için yani işte ahşap kaplamalar, koltuklar ve kiosklar için yangına tepki ve yangın yükü sınıfları ve hesap yapmaksızın kullanılmasını desteklediğimiz bazı kriterler koyduk. Mesela yeşil bitkiler kullanın dedik. Tüm alanlara sprinkler uygulaması talep ettik ve az yanıcı 5 megajül kilogram başına 5 megajülün altında yanıcılık özelliği olan az yanıcı, zayıf yanıcı malzemelerle biraz burayı soğutun, destekleyin dedik. Sonuçta detaylı raporlar çıktı. Tavan altı izin verilen mesafelere kadar detaylı raporlar ve şu gördüğünüz sonuç yerleşime ulaşmış bulunduk. Şu an Fransa'ya gidip gelen dinleyicilerimiz varsa
çoğunlukla bu terminali kullanıyorlar demektir. İyi gidiyorum. Hala 8 dakikam var görebildiğim kadarıyla. İkinci vaka çalışmasına gelmek istiyorum. Bu vaka çalışması üretim angarı vaka çalışması. Batimanstar Airbus 380'in dev Airbus'ların üretim angarları bunlar. Efendim bu üretim hattı Airbus'un en yeni üretim hattı. Efendim çok büyük bir araçtan bahsediyoruz A380'den. Dolayısıyla yüksek risk söz konusu. Destekleyici yapıyı farklı yangın zonlarında simülasyonlarla değerlendirmemizi talep ettiler. Tasarımı uygulamaya geçirmeden önce. Üç farklı yangın senaryosu için hasar analizi yapmayı önerdik. Dedik ki efendim ısı transferini hesaplayalım. Yangın gelişimini ve sıcaklık gradyanını, sıcaklık değişimini modelleyelim. Efendim sonlu elemanlar ile CFD ile ve FEM ile aslında yani sonlu elemanlar FEM ama CFD destekli FEM ile senaryo simülasyonunu yapalım ve sonuçları deformasyon, yer değiştirme, plastikleşme ve çökme olarak görelim. Efendim 4 bölümü var hangarın. Toplanma alanı, lojistik ve test alanı, ofis alanı ve yine lojistik ve test alanı. Bölüm 2 faaliyet bölgeleri daha riskliydi ve burada hipotezlerimizi oluşturmaya başladık. Lojistik alanında ilk hipotezimiz, ilk yangın senaryosu hipotezimiz, lojistik alanında bir kamyon ve toplanmayı bekleyen malzemelerden çıkan yangın senaryosuydu. Hipotezimizde uçak yakınında 10 megawattlık bir ısı akısı oluşturan 100 litrelik hidrokarbona eşdeğer bir kaynağın tutuşması ve yanması olacaktı. Pardon, yanıcı madde olarak ahşap kullanıldı. 20 kilogram, metrede 20 kilogram, toplamda 4850 metrekare alan için. Yanıcı kaynakları efendim yağ ve kablolar, malzeme ve mobilyalar ve uçağın kendisi kullanıldı. Devam ediyorum. İkinci senaryo biraz daha sert bir senaryo. Bakın burada ilk senaryoda topu topu 100 litrelik hidrokarbonu öngörmüştük. İkinci senaryoda yakıtsız uçak yangını var. Uçağın kendisinden kaynaklı yangın var. Dolayısıyla yanıcı maddelerimiz 1000 litre dizel, 800 kilogram PVC, 720 kilogram kauçuk ve 11 bin kilogram, 11 ton ahşap ve devasa bir kalorifik potansiyel tabii 260 bin megajül 400 metrekarede kalorifik potansiyel oluşturuyor. Yakıt almamış uçağın yangını. Ve üçüncü senaryomuz da işte en kötü durum senaryosu aslında. Yakıt ile dolu uçak yangını. Burada da kanatlardaki yakıt hacminin yaklaşık %2,5'una denk gelen bir sızıntı olması, bunun yere yayılması ve bunun ardından başlayan yangın söz konusu. Toplamda 150 metreküplük şeyimiz var, solventimiz var yanıcı madde olarak. Bakalım ne olmuş? Yapının mekanik davranışını önce ANSYS ile her üç yangın senaryosu için modelledik. 1000 metreden geçen 3 açıklığımız var tasarımda. Efendim yapının genel görünümünü ve sınır koşulları orada görüyorsunuz. Birinci senaryoda hiçbir çökme belirtisi ortaya çıkmadı. Yani yanal yer değiştirme var. 4 santimle 40 milimetre sınırlı. Efendim geniş alana yayılmış, 4000 metrekare alana yayılmış ahşap yangını için hiçbir şey değil. Yangının 80. dakikasında bir dikey deformasyon söz konusu. Yapının yapısal herhangi bir noktasında risk oluşturmuyor. Efendim şu sağ alt köşede yapının yer değiştirmesinin zamanla gelişimini görüyorsunuz. Kolon seviyesinde ve yangın duvarı seviyesinde ikisi de kriterlerde kabul edilebilir sınırlarda. Tamam dedik, bu senaryoya göre güvenliyiz.
Gelelim ikinci senaryoya. Bu senaryoda bir şey yapmamıza gerek yok. Yangın uçağa sıçramadığı sürece. İkinci senaryoda yangın uçakta zaten. Boş uçak senaryosu hatırlatıyorum. 900 derecenin üzerinde maksimum sıcaklık oluştu. Yangın yüküne yakın kolonların çökmesini gördük. Sol taraftaki şeyde bunu göreceksiniz grafikte. 6500 milim yani işte yani 650 santim 6,5 metre dikey yer değiştirme var. Bu tam çökme demek neredeyse. Yangın duvarına doğru 450 milimetre yanal hareket ve potansiyel zarar var. Yangın duvarına çarpıyor çökme. Dolayısıyla çevreye yayılımı da zorluyor. Ve 43. 42 ila 43. dakikada zaten net çökme burada görüyorsunuz. 30 dakikada deformasyon, sonra da çökme söz konusu. Şimdi burada bir artık önlem almamız gerekecek belli. Son senaryo, en riskli senaryoya bakıyoruz. Sıcaklık 30. dakikada falan değil, 11 dakikada 900 derecenin üzerine çıkıyor. Yakıt dolu uçak yangınında ve bu 11 dakikanın sonunda da her üç kolonda çöküyor. Yangın duvarı çöküyor, tam yıkım söz konusu. Şimdi sonucumuz şu, ilk senaryomuz kamyon yangını senaryosu, kamyon ve taşınan malzemelerin yangını senaryosunda yapının sıcaklık artışı nispeten sınırlı ve yapı güvenli seviyede kalabiliyor. İkinci senaryoda yakıtsız uçak senaryosunda yangın kaynağının yakınında kolon eğriliyor ve çökmeye başlıyor. Çöküş esnasında da güvenlik duvarıyla temas ederek ona zarar veriyor. Burada tam çökme riski olmasa da potansiyel yüksek risk var. Yakıtla dolu bir uçak senaryosu, üçüncü senaryoda da 10 dakika içerisinde tam çöküş söz konusu. Yangın duvarı da dahil olmak üzere burada da güvensiz durum söz konusu. Bu sonuçlar göze alındığında tasarımcıya dedik ki çelik ana taşıyıcıları 1000 santigrat derecelik bir güvenlik seviyesinde yalıtmak zorundasınız. 1000 dereceye dayanmalı ve çelik yapı elemanları çöktüğünde beton yük taşıyıcı yangın duvarı ile temas etmesine engellemek için bir engelleme sistemine ihtiyacımız var. Çünkü çelik yapı elemanları yani temelde kolonlarımız yangın duvarını yıkıyor. Bu da kaçış yolunu ortadan kaldırıyor. Diğer şeylere, yapılara da sıçramasına müsaade ediyor. Dolayısıyla iki temel kriterde yönlendirdik. Bir engelleme sistemi, bir işte güvenlik bariyeri geliştirdiler beton yangın duvarının önüne ve çelik ana taşıyıcıları da tali taşıyıcıları değil, sadece ana taşıyıcıları 1000 santigrat dereceye dayanmak üzere yalıtmaya karar verdiler. Diyorum ve biraz önce şey çaldı, alarmım çaldı 15 saniye önce. Zamanında bitirdim. Bu benim için nadir gerçekleşen olaylardan biri. Çok çok teşekkür ediyorum.